Merhabalar tatlı güzel ruhlarım. Bugün bir deste seç açılımı yapacağız. Umarım mutlu olacaksınız. Çok istiyorsunuz çünkü biliyorum. Bugünkü konumuza bir deste seç yakışıyor dedim. Aslında obje seç yapacağız. İki tane burada doğal taş bilekliğim var. Birazdan göstereceğim size. Bugünün konusu bana geri dönecek mi? Yoksa tamamen bitirdi mi? Yani bunu şu şekilde alabiliriz. Tekrardan bir birleşme olacak mı? Tekrardan bir şansımız olacak mı? Yoksa aramızdaki şeyler tamamen bitti mi? Hikayemiz bitti mi? Önümüze mi bakmalıyız? Yoksa bu kişiyle bir şeyler yaşama ihtimalimiz hala var mı? Bütün bu soruları içinde kapsayan bir açılım olacak. Tabii ki de adı üzerinde bir şeyler yaşanmış kişiler için uygun olacaktır bu açılım. Hani ufak şeyler yaşanmış olabilir. Çok büyük bir ilişki, uzun bir ilişkide yaşanmış olabilir. Orası fark etmez. Kendinize uyan kısımları alacak şekilde dinleyebilirsiniz. Bu bir kolektif açılımdır ve bu zamansız bir açılımdır. Bunu da söyleyeyim. Hani ben ihtiyacınız olan zamanda bu videonun sizin karşınıza çıkacağını düşünüyorum. Hep bu şekilde inanıyorum. Umarım da gerçekten en ihtiyaç duyduğunuz zamanda size yarar sağlar bu açılım. Evet, şimdi birinci grupta şu var. Bir pembe anjelit bilekliğim var. İkinci deste içinde bu kahveli akik deniyor buna. Kahveli akik bilekliğim var. Böyle kahve renklerinde. Ve şimdi sizinle beraber ikisi için de desteleri oluşturacağız. Bu sırada yapmanız gerekenler var sizin de. Bu kişiyi düşünmenizi istiyorum. Aklınızda tek bir kişi olsun. Ve yani iki kişi olabilir mi? Evet, olabilir. Ama öyle bir şey varsa da birini kesinlikle birine niyet ederek, ikinci desteği de diğerine niyet ederek de dinleyebilirsiniz. Ya da ben deste seçemiyorum derseniz de ikisini de dinleyip kendinize uyan kısımları alabilirsiniz. Bu da bir seçenek tabii ki de. Ama ben derim ki hani kim için dinleyecekseniz belli olsun ki böyle karışık sinyaller almayın. Ve bu kişiyi şimdi ben kartlarımı açarken düşünebilirsiniz. Aklınıza getirebilirsiniz. İsmini tekrar edebilirsiniz. Böylelikle daha çok uyumlanacağınızı düşünüyorum. Bana geri dönecek mi yoksa bitirdi mi her şeyi tamamen kendi zihninde? Ya da bir şansımız olacak mı yoksa her şey buraya kadar mıydı? Evet. Sorularımız bunlar. Niyetlerinizi alıp siz de sorularınızı sorabilirsiniz kendi içinizden. Ve hangi desteği dinlemek istediğinize şu anda karar verebilirsiniz. Evet, destelerimiz bu şekilde hazır. Birinci destenin objesi, ikisinin kolumda da var şu anda bu arada. Bu birinci destenin, bu da ikinci destenin objesi olarak şöyle göstereyim. Evet. Beğeni yaptıysanız, abone olduysanız, hadi gelin başlayalım. Alma verme dengesi önemli. Alma verme dengesinde olan beğenileriyle, yorumlarıyla, abonelikleriyle bana destek olan herkese şimdiden şifa olsun, helal hoş olsun diyorum. Evet.
Birinci deste. Bakalım nasıl mesajlar var burada. Evet, burada bir elveda yaşanmış kesinlikle ama biraz da böyle ikinizin de istekleri sanki aynı yönde gibi. İlişkinize dair, ikinize dair isteğiniz, temelde niyetiniz sanki aynı yönlerde gibi çıkmış. Ben bir de buraya konuşturma destesi alacağım arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim, aldığım enerji güzel. Yani evet, geçmişte problemler yaşanmış. Geçmişte bir elveda da yaşanmış büyük ihtimal aranızda. Hani böyle kesin bir bitiş gerçekleşmiştir diye düşünüyorum birçoğunuzun. Çünkü burada bir elveda mesaj kartımız da gelmiş. Ama çok aklında kalmışsınız bu kişinin. Bu kişi sizi düşünüyor hala ve tekrar bir barış, tekrar beraber bir araya gelmek, böyle bir şey olsa nasıl olurdu, bizi nasıl etkilerdi, bir şeylere kaldığımız yerden devam etsek nasıl olurdu diye çok düşündüğünü görüyorum. Şimdi burada aslında iki fark var. Evet, bir insan çok düşünebilir. Bir insan 10 sene önceki işte sevgilisini, partnerini düşünebilir. Şu an olsa nasıl olurdu? Hani bunu hemen hemen herkes düşünür diye düşünüyorum ama bunu böyle bir süre düşünmekle gerçekten 7/24 düşünmek ve gerçekten niyet ederek, hani tekrardan bir şeylere başlatma niyetiyle düşünmek biraz farklı. Ben burada ikinizin de hemen hemen aynı niyetlerde olduğunuzu düşünüyorum. Hatta hani ikinizin de böyle hemen hemen aynı çıkarları olduğunu düşünüyorum. Burada böyle çıkar kelimesini biraz daha parantez içinde söyleyeyim. Çıkar derken aslında mesela tekrardan bir araya gelseniz bu hem onu mutlu edecek hem de sizi mutlu edecek şeklinde. Yani buna ithafen söylüyorum. Ve kalıcı bir yer edinmişsiniz birbirinizin hayatında, gönlünde. Ne kadar bir şeyler bitmiş de olsa, aslında belki de bazılarınız için çok taze bitmiş olabilir. O yüzden çok hala onun aklında ve hayatında büyük etki ediyor olabilirsiniz. Ama eğer çok uzun süre önce bittiyse de gerçekten dokunmuşsunuz birbirinizin hayatına diyebilirim. Bu kişi sizi üzmekten korkan birisi ama aynı zamanda sizi üzecek şeyler de yapmış birisi. Yalan söylemiş olabilir, işte biraz böyle arkadan işler çevrilmiş olabilir aranızda. Bunu siz de yapmış olabilirsiniz bu arada. İki taraflı olarak söylüyorum. Artık siz onu kendinize uyacak şekilde alabilirsiniz. Bir taraftan bir taraf belki karşılıklı olmuş olabilir. Yalanlar söylenmiş olabilir, arkadan işler çevrilmiş olabilir. Hatta için içine aldatma bile girmiş olabilir. Çünkü biraz böyle yok ya, aldatma yoktur, hayır. Çünkü neden biliyor musunuz? Biraz daha çok yapılırken zarar vereceğini düşünülmeden yapılmış şeyler var burada. Yani bu kişi size geçmişte ya da işte ayrılmadan hemen önce bir zarar verdiyse, bir zararı dokunduysa çok da aslında bu noktaya, bu raddeye geleceğini düşünemeden yapmış bunları. Bu şekilde düşünüyorum. Yani sizi üzeceğini, sizi kıracağını ya da sizi bu ayrılık noktasına getireceğini çok da tahmin edememiş diye düşünüyorum. Ve üzdüğü için çok üzülmüş. Ve şu anda tekrardan üzmekten korkuyor. Böyle birazcık yaklaşmaya da korktuğunu görüyorum. Ama tamamen bitirmiş mi? Hayır, tamamen bitirmemiş. Evet, bir ihtimalimiz olur mu diye düşünüyor. Hani şöyle de denebilir. İçinde bir şeyler kalmış mı? Evet, kalmış. Yani hani bir şeyler yaşansa nasıl olurdu diye. Fakat biraz böyle beklentiler farklı olabilir. Sizin ondan beklentiniz, onun sizden beklentisi böyle farklı noktalarda
Mesela siz çok bambaşka bir noktada çok yoğunsunuzdur. Hani nasıl bir örnek vereyim? Belki işte ilgi çok sizin için önemli. Her gün buluşmalısınız, misal veriyorum. Ama o biraz daha mesela sevgiyi dile getirmeye çok odaklı olabilir. Tamamen böyle salladım yani bunları. İkiniz böyle farklı noktalarda. Siz mesela daha yüz yüze görüşmek istiyorsunuz. O biraz daha böyle duymak istiyor bir şeyler diyelim ki. Bu noktalarda birbirinizi biraz zorlayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü o onun doğrusu, bu sizin doğrunuz ve siz kendi doğrunuza göre bir şeyler görmek istiyorsunuz. O ise kendisine göre. Bundan kaynaklı bir takım böyle sürtüşmeler, ortak noktada buluşamamalar olabilir. Ama yine de burada bakın kutlamalı bir durumunuz var. Bir geri dönüş olabileceğini düşünüyorum. Zaten duygular çok yoğun, hisler çok yoğun çıkmış. Karşılıklı olarak da bir şeyler hissediliyor. Aranızda belli bir uyum da var. Ve partneriniz bunun farkında. Ama geri dönüş nasıl olacak derseniz, geri dönüş birazcık sınırlar belirleyerek olacak. Yani evet, geri dönüş, tekrardan bir araya gelme, barışma durumunuz söz konusu, olası. Fakat standartlarınızı belirleyeceksiniz. Şu 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 benim kırmızı çizgimdir diyecek karşınızdaki insan size. Ve ilişkide şunu 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 görmekten hoşlanmıyorum diyecek karşınızdaki insan size, misal. Ama aranızda çok yüksek derecede bir böyle fiziksel çekim de olduğunu göstermiş. Böyle mucuk mucuk öpücükler aldığınız güzel bir kavuşmanız olur diye buraya kodlayalım hep beraber. Hatta olumlama cümlesini bununla ilgili mi yapsak? Olumlama cümlesinin yanına bir öpücük işareti bırakın. Seninle tekrardan bir ilişkiye başlamak çok güzel, çok hoş. İşte beni çok mutlu ediyor. Tarzı bir olumlama cümlesi yazabilirsiniz yorumlara. Ardından bu öpücük işaretini de koyabilirsiniz. Bu bizim güzel bir olumlama cümlemiz olsun bugün için. Ya çok haber beklediğini düşünüyorum ben. Çok gözü yollarda ama tam olarak işte bir süreç geçtiyse özellikle aranızda. Yazıp yazmamak, adım atıp atmamak konusunda bir süre çok kararsız kalmış. Ama burada hani o kadar hoş bir deste çıktı ki, evet belki biraz beklentiler konusunda kendini yetersiz hissediyor olabilir karşı taraf. Ama yine de ikiniz için çaba sarf etmekten bu onu alıkoymayacak. Bakın, bir kutlama nişanı gösteren bir kartım var. Bir aşıklar kartım var. Zaten aradaki uyumu, aşkı gösteren. Burada bir kupa üçlüsü kartım var. Aranızdaki kutlama, barışma, tekrardan bir araya gelme durumlarını gösteren. Aynı zamanda da bir kupa kralım var. O da duygusallığı, aşkı, o hisleri, yoğunluğu gösteriyor. Çok da kendinden emin bir şekilde çıkmış. Aynı zamanda mesela tılsım dörtlüsü. Bırakmak istemiyor sizi diye yorumlayabilirim bunu. Hepsini tabii böyle detaylı detaylı yorumladık ama böyle en son söyleyeceklerim. Bir ermiş kartım var. Çok düşünüyor, çok aklındasınız. Bunu söyleyebilirim. Ve kolay kolay da bırakmayacak birisi. Kolay kolay sizi unutamayacak birisi. Bakın tılsım elçisi. Ve değnek ikilisi. Yani sizin yolunuzu gözler. Sizden haber bekler bir durumda çıkmış burada partneriniz. Yani sizin için muhtemelen ki bir devam süreci olacak, bir barışma, bir kavuşma süreci olacaktır diye düşünüyorum. Umarım yararlı olmuştur bu açılım. Söyleyeceklerim bu şekildeydi. Beğeni yapmayı, abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bu vakti benimle ayırdığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Şimdi ikinci desteğe geçelim bakalım ikinci destede nasıl mesajlar var. Evet, ikinci deste. Kahveli akik destesi. Bakalım bir geri dönüş var mı yoksa tamamen bitti mi bir şeyler? Buna dair bir sözler verilmiş geçmişte. Sözler verilmiş bakalım. Ay ne güzel çıktı. Hadi bakalım. Çok güzel çıkmış. Ah,
Bir kartımız fazladan gelmiş, çok iyi. Yalnız gerçekten şuraya yani ayarlasak yapamayız. Bir de konuşturma destesinden sizin için, ikinci deste için, kahveli akik için. Müthiş. Görüyor musunuz? Hadi bakalım. Evet, belli bir söz verilmiş. Belki aranızda bir nişan takıldı. Belki bir söz takıldı. Belki evliydiniz de küstünüz, ayrıldınız. Belki hatta boşandınız. Peki bunun bir geri dönüşü olacak mı? Çünkü burada bir söz var. Bu söz her neyse, yani sevgili olduğunuzda hani hiç birbirimizi bırakmayalım demişsinizdir. Öyle bir anda demişsinizdir ki işte bu kişinin aklında kalmıştır ya da o demiştir. Akılda kalmış bu durum. Ki sadece aslında bu değil, o kalpten verilmiş bir söz olduğu için birbirinize sanki hala gönül bağıyla bağlıymışsınız gibi bir şekilde yansıyor buraya kartlara. Ve bu kişi diyor ki ben emek gösterdim geçmişte ama şu anda yine emek göstermeye hazırım, aramızdaki bir şeyleri düzeltmeye hazırım ve bir şeyleri oldurmaya hazırım. Şimdi biraz böyle kendine güvenli bir çıkışı var burada bu kişinin. Hani ben her şeyi yapabilirim çıkışı. Bunu da şöyle yorumluyorum aslında. Birden gelebilir. Bir anda, hiç beklemediğiniz bir anda. Ondan belki de böyle bir adım ummazsınız. Ya da öyle bir cümle söyler ki onun böyle çok şaşırtıcıdır sizin için. Böyle ani bir çıkış yapabileceğini düşünüyorum. Ani bir geliş ve çok aşık, çok seviyor. Bakar mısınız? Çok güzel geldi bunun ikisi arka arkaya. Buna dedim gördünüz mü diye. Yani sorumluluk almaya hazır biri gibi gözüküyor. Aranızda bir problem çok böyle net, hani elle tutulur, gözle görülür, sizin birbirinizden uzak kalmanıza sebep olacak. Belki de ayrılmanıza sebep olmuş bir problem varsa. Bu durumla ilgili hani yapabileceğinden daha fazlasını yapmaya gönüllü diyebilirim şu an için. Bir şeyleri başlatmak istiyor tekrardan aranızda ve böyle gözü kapalı başlamak istiyor. Çünkü bu kişi aşık arkadaşlar. Bu kişi aşık, yani böyle gözleri aşktan kör olmuş artık. Ve geçmişte özellikle bu kişinin sıkıntısı ne olabilir biliyor musunuz? İşte beni sevmiyorsun, bana sevgini yeterince göstermiyorsun ya da işte bana gösterdiğin ilgiden çok memnun değilim, daha çok ilgi göster, daha çok böyle benim etrafımda ol, daha çok bana bağlı ol falan tarzında böyle sıkıntılar çıkartmış olabilir bu kişi. Çünkü sizi tamamen kendisine isteyen birisi. Böyle bir tık kısıtlayıcı ve kıskanç tavrı da olabilir bu kişinin ama genel anlamda sizden başkasını düşünmüyor diyebilirim bakın. Kuponlusu, tılsımlonlusu. Yani bu kişi sizle kapatmış bu defteri. Yani diyor ki ya sen olacaksın ya hiç kimse. Ve zaten muhteşem bir aşık diye düşünüyorum. Yani böyle istediği zaman çok ayaklarınızı yerden kesebilecek bir kişi. Sözleriyle, hareketleriyle, işte sürprizleriyle vesaire. Zaten şu anda aklına çok fazla geçmişi düşündüğünü. Özellikle böyle 3 ay, 5 ay maksimum olduysa ayrılmanıza geri dönüş çok hızlı olabilir. Yani burada yüksek bir enerjide çıktı bu kişi. Ne olduysa oldu, son zamanlarda çok hatırlamaya başlamış bir şeyleri. Daha kısa olduysa bu arada, daha çok böyle bir hafta falan olduysa hemen geri dönüş olabilir. Bu böyle hissettim yani. Ne olduysa, ne yaşadıysa, belki işte rüyasında gördü, belki hissetti, bir şey oldu. Bu kişinin eski güzel anlarınızı hatırladığını ve bunları tekrardan yaşama arzusu içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Sizinle bu kişi barıştığı zaman bir yuva kurmak isteyebilir. Evlilik teklifi edebilir. Önceden ettiyse zaten tekrar edebilir. Hani bir yüzük atma durumunuz olduysa bu yüzükle direkt size gelebilir.
ama kaderci bir insan ve birbirinizin kaderinde olduğunuza inanan bir insan. Hani yaşadıklarınızın boşuna olmadığına inanan bir insan. Bu yüzden de sizi kolay kolay da bırakmayacak bir insan gibi gözüküyor o. Sana çok aşığım diyor. Çok aşık belli zaten. Seviyor. Seviyor da aynı zamanda. Bazen böyle aklı karışabiliyor bu kişinin. Bazen aklı karışabiliyor. Öyle zamanlarını birazcık kendi haline bırakmanızda fayda var. Çünkü böyle ani karar alma durumları da var bu kişinin. Belki fevri bir tarafı da olabilir. Öyle zamanlarda birazcık iletişimi çok sağlıklı olmayabiliyor. Bunu siz eğer tolere etmek istiyorsanız tolere edebilirsiniz. Etmek istemiyorsanız etmeye edebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Ama bakın, ciddi adımlar atmak isteyecek bu kişi. Yani burada kaç tane zaten şey var. Burada evlilik olabileceğini, teklif olabileceğini gösteren durumlar var. Bakın, birincisi söz, yüzükle beraber söz yüzüğümüz var burada. Tılsım olmuşluk kartımız var. Kupa olmuşluk kartımız var. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum demesi var burada bir kere. Ve büyücü kartımız var. Yani ardından hemen değnek olmuşluk kartımız var. Bir şeyleri yapmaya hazırım, gönüllüyüm diyor. Olmayacak olsa bile, olmayacak gibi görünüyorsa bile ben deneyeceğim bir şeyleri. Yapacağım, yapmaya çalışacağım diyor. Bu ben inanıyorum ki benim yapabileceğim bir şey diyor. Belki zorlanırım, belki çok zorlanırım. Belki üstüme almam gerekenden çok sorumluluk alırım ama bunu yapmak istiyorum diyor. Çünkü birbirimizin kaderinde olduğumuzu düşünüyorum diyor. Birbirimizin kaderinde olduğumuzu düşünüyorum. O kadar çok geçmişi düşünüyorum ki hani artık sadece geçmişi değil, senle şu anı yaşamak istiyorum diyor. Ben artık geçmişi düşünmek değil, senle şu anda olmak istiyorum. Ay çok güzel oldu. Bunu olumlama cümlesi olarak yazalım mı? Dilerseniz yazabilirsiniz. Geçmişte değil, şu anda yaşayalım. Geçmişte değil, şu anda yaşayalım. Şu anda beraber bu ilişkiyi sürdürmek onun niyeti aslında. Niyeti çok güzel. Bakın, niyeti çok güzel. Ve hani şey değil aslında. Böyle değişen bir öyle bir böyle kafalarda değil bu kişi. Bu kişinin niyeti belli. Gittiği yol belli ama birazcık ya siniri olabilir ya onu etkileyen çevresinde birileri olabilir. Bu da bir ihtimal, bir böyle üçüncü kişi etkisi ya da dış etkilerden aldığı etki. Ona iletişim anlamında olumsuz etki verebiliyor. Bu da ne demektir? Bir an olur böyle sizinle kötü bir iletişim kurar. Yanlış bir şey söyler. Sinirli bir şey söyler. Aslında söylemek istemediği bir şeyler ağzından çıkar. Ya bu kişinin burada negatif olarak ben bu tarafını gördüm açıkçası. Buraya biraz dikkat edebilirsiniz ama onun dışında aslında bu kişinin hani derseniz ki ben onun kalbindeki niyetini bileyim, ben onu tolere ederim. Kalbindeki niyeti sizinle beraber olmak, sizinle bir tamamlanmaya doğru gitmek, bir yuva kurmak. Bakın burada buna gösteren birçok şey var. Birçok böyle burada sembol çıkmış. Beraberlik sembolü, yuva kurma sembolü, çocuklar, işte huzur, beraber, sürekli böyle beraber olmak, beraber vakit geçirmek, aynı zamanda hani olmayacak bir şeyleri dahi oldurmaya çalışmak. Hani mesela bir evlilik yoluna girmişsinizdir, aileler çatışmıştır, olmamıştır, bir şeyler olmuştur, ciddi problemler vardır ortada. Bu kişi diyor ki, ben seni unutamadım. Ben ne yapacağım, edeceğim, bunları yoluna koyacağım, bu problemleri egal edeceğim ve senle bir yola baş koyacağım. Yani bu kişinin motivasyonunu takdir ettim gerçekten. Özellikle şu an için, dinlediğiniz an için motivasyon çok yüksek diyebilirim ve ciddi adımlar atmak istiyor. Sadece ben burada zaman zaman aklının hani aklım karışık, kalbim karışık kartı gelmiş. Ama ben kalbin çok karışık olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Burası o kadar yoğun ki bunu tek başına alamayacağım.
Aklım karışık diyor. Zaman zaman evet aklı karışabilir. Neden karışabilir? Üçüncü kişi etkilerinden dolayı karışabilir. Hatta birazcık kendinden büyük kişilerin onu etkilediğini söyleyebilirim. Yaşça büyük, olgun. Olgun derken aslında olgun demek çok da doğru olmaz. Evet yaşça büyük kişilerin. Çünkü olgun olsa belki de o kadar etkilemeyecek. Anlatabiliyor muyum? Biraz yıkıcı etkisi olan yaşça büyük insanlar var burada. O yüzden birazcık aile örneğini verdim. Bir evlilik yoluna giriyorsanız bu yol birazcık dikenli olabilir. Bunu şimdiden uyarayım. Ama partneriniz sizinle aynı sayfada olduğu müddetçe çok da aşamayacağınız bir sorun yok gibi gözüküyor güzel ruhlarım. Yani burada evet bir barışma var. Bu kişi sizi hayır tamamen aklından silmemiş. Hiç silmemiş hatta özellikle şu anda çok yoğun gözüküyor. İki deste de şansınıza gerçekten çok güzel çıktı ve çoğu kişiyle de uyumlanacağını düşünüyorum. Olumlama cümlesi bırakmayı unutmayın. Beğeni ve aboneliklerinizi unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz. Bir sonraki açılımda görüşürüz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olur. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.